Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle soğuk baklava yapacağız. Şu şekilde tencereme 3 su bardağı toz şekerimi aldım. İçerisine 1 su bardağı kadar sıcak suyumu ilave ediyorum. Şekerim eriyene kadar şöyle ocakta kaynatacağım. Şekerim de eridikten sonra içerisine 2 su bardağı kadar sütümü ilave ediyorum. Şöyle bir paket kremam var. Onu da içerisine ilave ediyorum. Güzelce kaynayana kadar karıştırarak pişiriyorum. Şimdi şöyle yufkasını hazırlamak için de tepsime baklava yufkamı serdim. Ben hazır kullandım. Siz isterseniz açabilirsiniz. Şöyle iyice her yerine gelecek şekilde de eritmiş olduğum tereyağımı kullanıyorum. Her yerine güzelce sürüyoruz. Şöyle 13 kat yağladım güzelce. Şimdi içerisine kırmış olduğum cevizlerimi biraz dövdüm onları. İçerisine onu aktarıyorum. Bu arada arkadaşlar şerbetini ilk yapın. Şerbetimizi dolapta dinlendiriyoruz. Soğuk olması lazım. Her yerine cevizimi ektikten sonra tekrardan üzerine yufkamı alıyorum. Şöyle güzelce yağlıyorum. Kalan yufkamı da yağlayarak üzerine koyuyorum.
Güzelce şu şekilde kesiyorum. Şimdi ortaların kabarması için de iki tane kaşığın tersiyle yanlardan bastırıyorum. Kalan tereyağımı da üzerine gezdiriyorum. Altı üstü kızarana kadar güzelce fırınımızda pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, şu şekilde kızardı, artık aldım. Güzelce soğutmuş olduğumuz şerbetimizi üzerine her yerine gelecek şekilde gezdiriyoruz. Saat dolapta dinlendirdikten sonra şöyle üzerine ben sütlü kahve tozu kullandım. Şöyle her yerine gelecek şekilde onu da üzerine ekiyorum. Artık 3-4 saat daha dolabımızda dinlendirdikten sonra servise hazır. Evet arkadaşlar, soğuk baklavamız oldu. Gerçekten harika oldu. Siz de gayet kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdiden denecekler afiyet olsun. İyi bayramlar.